Sen Anlat Karadeniz 38. bölümüyle fırtınalar estirmeye devam edeceği benziyor. Peki 38. bölümde neler olacak? Size iki iyi bir de kötü haberim var. Gelin önce iyi haberlerle başlayalım. Birinci iyi haber, Asiye artık ikinciye anne oldu. Yani oğlunu doğurdu. Ama kötü yanı hapishanede. Peki ikinci önemli haber ne diye sorarsanız, asıl önemli olan da bu arkadaşlar. Çünkü ikinci önemli haber ise, bildiğiniz gibi Yiğit'in çabaları sonuç verdi ve Asiye ve Nefes ve diğer kızlar serbest kaldı. Peki nasıl oldu? Yiğit bildiğiniz üzere 37. bölümde savcıya börek götürüp, savcı amca annemi ve arkadaşlarımı salarsan bu börekleri sana bedava vereceğim demişti. Savcı da 9 liralık böreğe 20 lira vermiş ve ben bu konuyla ilgileneceğim deyip çocuğu yollamıştı. Daha sonra savcı iş çıkışı bir baktı ki savcının adamlarından biri oradan 11 lira para getirdi. Savcı bu ne dediğinde, efendim bir tane çocuk bıraktı bunu dedi. Savcı da orada böyle bir çocuk yetiştiren anne kötü biri olamaz deyip güzel bir kanaat kullanıp Nefes ve diğerlerini serbest bıraktı. Yani tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Tabii ki dava hala devam ediyor. Evet arkadaşlar, Asiye, Nefes ve kızların dışarı çıkması ailelerinde büyük bir sevince yol açtı. Bu durumda asıl fırsat tabii ki Tahir'e doğdu. Çünkü Tahir bu zamana kadar Nefes'i çok mutlu edememişti ve koruyamamıştı. Özellikle en son bu durumda Nefes'i koruyamaması içine büyük bir ukde olmuştu. Bunun yüzünden Tahir Nefes'i ve alıp güzel bir yere götürüyor. Nefes nereye götürüyorsun beni diye sorduğundaysa sürpriz deyip söylemiyor. Daha sonra uzaklarda güzel bir yerden bir ev kiralıyor ve bu ev bizim artık diyor. Nefes orada büyük bir sevince kapılıyor. Evet arkadaşlar, dizi bu şekilde güzel bir şekilde gidiyor diye düşünüyorsunuz. Peki Fikret'in sırrı ortaya çıktı mı? Evet arkadaşlar, 37. bölümde Fikret'in, hatta çoğumuzun tahmin ettiği, daha önceki videolarda da bahsettiğim Vedat Fikret'in oğlu durumunu Fikret Vedat'ın suratına söylüyor. Daha önce peki Fikret biliyor mu diye sorarsanız, aslında arkadaşlar bu durumu Fikret de bilmiyor. Daha sonradan araştır öğreniyor. Biliyorsunuz daha önceki olayları yavaş yavaş an olarak göstermişlerdi. Tabii ki Vedat bu durumu kabullenemedi. Asıl Vedat'ın kabullenemediği durum ise arkadaşlar, Nefes'in ve diğerlerinin dışarı çıkıp mutlu bir yuva kurması, yani aile saadetine geri dönmesi. Biliyorsunuz ki Vedat bu durumu hiç kabullenemiyor ve kötü haber arkadaşlar, asıl Vedat'tan gelecek gibi, çünkü Vedat yerinde durmuyor. Fikret'in elinde kontrol altındayken gizlice Fikret'in boğazına silah dayayıp kaçıyor. Bıçak dayayıp kaçıyor arkadaşlar. Kaçarken de gözlerinden yaş dökülüyor. Yani şöyle bir durum da olabilir, burada bir bomba da olabilir. Fikret'in boğazını kesmiş ya da onu yaralamış da olabilir. Ama babası olduğu için öyle bir şey yapabileceğini düşünmüyorum da diyemem. Çünkü Vedat'tan her şey beklenir. Daha sonra arkadaşlar Vedat kaçıyor ve gidiyor. Diyor ki size mutluluk ben varken haram, kötü bir oyun çeviriyor. O oyunun ne olduysa arkadaşlar daha ortaya çıkmadı. Artık ikinci fragmanda ortaya çıkar. Onun da güzel bir yorumunu yaparız. Videolarımı takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Çünkü dizileri düzenli takip ettiğim için güzel ve doğru kararlar alarak arkadaşlar diziler hakkında doğru yorumlar yaptığımı düşünüyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler.